Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. İsrail saldırısında öldürülen Hasan Nasrallah Lübnan Hizbullah'ının 1992'den bu yana genel sekreterliğini yürüten Orta Doğu siyasetinde derin izler bırakan tartışmalı bir liderdi. Ve tam fi vaktin 31 Ağustos 1960'ta Beyrut'un doğu banyosu Burç Hamut'ta yoksul bir Şii ailenin çocuğu olarak doğdu. <laughs> 1976'da henüz 16 yaşındayken Irak'ın Necef şehrindeki dini seminere gitti. Burada Ayetullah Muhammed Bakır Es Sadr'ın öğretilerinden etkilendi. 1978'de Saddam Hüseyin rejiminin Şii muhaliflere yönelik baskıları nedeniyle diğer Lübnan öğrencilerle birlikte Irak'tan sınır dışı edildi. 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgali Nasrallah'ın siyasi kariyerinde bir dönüm noktası oldu. İşgale karşı direniş amacıyla kurulan Hizbullah'a katıldı. 1992'de İsrail'in bir hava saldırısında öldürülen El Musavi'nin yerine Hizbullah'ın genel sekreteri oldu. 2000 yılında İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlayarak büyük bir zafer kazandı. Bu başarı Nasrallah'ı Lübnan'da ve Arap dünyasında bir kahraman haline getirdi. Temmuz 2006'da Hizbullah'ın İsrail sınırında düzenlediği bir saldırıda 3 İsrail askerinin öldürülmesi ve ikisinin kaçırılması 33 gün sürecek bir savaşı başlattı. İsrail'in ağır kayıplar verdiği savaşın ardından Nasrallah'ın popülaritesi zirveye ulaştı. Ancak güvenlik nedeniyle kamusal alanda görünürlüğü azaldı. <laughs> Nasrallah liderliğinde Hizbullah sadece bir direniş örgütü olmaktan çıkıp Lübnan'ın en güçlü siyasi partilerinden biri haline geldi. 2018 parlamento seçimlerinde 340 bin'den fazla oy alarak bağımsızlıktan bu yana bir partinin aldığı en yüksek oyu elde etti. Eceb, musa Hizbullah, Nasrallah'ın liderliğinde Suriye iç savaşına da müdahil oldu. 25 Mayıs 2013'te Hizbullah lideri örgütün İslamcı aşırılıkçılara karşı Suriye ordusunun yanında savaştığını duyurdu. 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısının ardından Hizbullah, İsrail'e sınır çatışmalarına girdi. Nasrallah 3 Kasım 2023'te yaptığı konuşmada Hamas'ın saldırısını övdü ve kahramanca, cesurca ve yaratıcı bir eylem olarak nitelendirdi. Nasrallah Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını övgüyle karşıladı. İsmail Haniyye ve Şoker, Hizbullah 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail topraklarına binlerce füzeyle saldırı düzenledi. İsrail, Gazze'nin ardından saldırılarını Lübnan'a yöneltmişti. Çağrı cihazlarının patlatılmasıyla başlayan saldırılar Lübnan genelinde hava saldırılarıyla devam etmişti. Beyrut'taki Hizbullah karargahını hedef alan ve Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırı, İsrail'in savaşın başından bu yana düzenlediği en şiddetli saldırı olarak kayıtlara geçti. <laughs>